Önümüzdeki günlerde eğer hava birden soğumazsa, yağış gelmezse Tönlik D8'de İzmir çevresinde Urla olur, Seferihisar olur bir kampta bir gecelik tur yapma düşüncem var. Kanal çok küçük. Eğer buraya kadar izleyip de ben de gelirim, benim de katlanır bisikletim var diyorsanız videonun altına yorum olarak yazın ve beraber belki bir gecelik bir kamp turu organize edebiliriz. Efendim merhabalar, Sezgin ben, yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Eğer anlatmayı seven bir adamı dinlemek istiyorsanız şöyle GoPro'yu da çalıştıralım. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Bildiğiniz üzere katlanır bisikletim Tönlik D8'e Hüseyin Usta'dan satın aldığım ön bagaj demirlerinin montajını yapmıştık. O videoda gördüğünüz çantalar Ortip markasının City model ön bagaj çantalarıydı. Bu videoda sizlerle beraber bu çantalara yakından bakacağız. Hem de yeni satın aldım ancak henüz ambalajını dahi açamadım. Yine Ortip markasının City model arka bagaj çantalarını ambalajından çıkaracağız. Hem de katlanır bisikletle tur yapılır mı sorusuna kendi tecrübelerimle cevap vereceğim. Önce ön bagaj çantalarıyla başlayalım. Şöyle diğer çifti de burada bakın çantanın. Bunun içi boş, bunun içi de dolu. Sizlere yakından bu çantaları göstereceğim. Ortip markasının City model front roller ön bagaj çantalarını ben Almanya'dan Bike24 sitesi üzerinden 67 euroya satın aldım. Şöyle bakın çantanın arkası, yanlarından da şöyle göstereyim ve çantayı açalım bakalım içine ne kadar eşya almış. Şu an full ağzına kadar dolu bu çanta. Şöyle ayağa kalkayım. Şunlar var. Kancalar, iç lastiğim, muzum, kahve fincanım ve French Press'in piresi. Tekrar bir tane daha iç lastiğim, drone'um. Burada Stanley'nin yine kahve presi. Bunu göstereceğim biraz sonra sizlere ne olduğunu. Şöyle şuraya koyayım. Burada bir tane power bank'im. En son ne kalmış? Şurada iki tane alyan ve pompa. Bu kadar eşya koyabiliyorum. Zaten adından da anlaşılacağı üzere bunlar City model çantalar. Bu çantaların toplam hacmi 25 litre. Şöyle içini de göstereyim sizlere. Bakın bu da çantanın içi. Hemen şöyle şuraya bırakalım. Eşyalarımızı da yana alalım şöyle. Hemen arka bagaj çantalarını açalım beraber. Bunları da şuraya koyalım. Şöyle küçük alyanlarımız. İşte arka bagaj çantaları da burada. Bakın Ortip markasının City model back roller çantaları. Bu iki çift çantanın, daha doğrusu bir çift iki çantanın toplam hacmi 40 litre. Ben bu çantayı yine Almanya'daki site Bike24 üzerinden 83 euroya satın aldım. Şöyle nereden? Şuradan hemen şöyle biraz yırtarak naylonu kullanmayacağız zaten, açalım. Şöyle naylonu da şuraya bırakalım. Hemen şu bilgiyi de vereyim. Ortip markasının bu front roller ön bagaj çantaları 1210 gramken arka bagaj çantalarının toplam ağırlığı ise 1520 gram. Bakın şöyle çantalar zaten birbirinin aynısı. Şimdi biraz sonra yan yana da koyacağız zaten. Şuraya alayım bunu da. Bu da burada dursun. Evet. İçinden kullanım kılavuzları. Ortip çantalar 5 yıl garantiyle satılıyor bakın. Şöyle garanti kağıdı. Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Hemen diğer çantayı açayım. Evet, şunu şöyle alayım. Hatta şöyle ikisini size yan yana göstereyim. 40 litre hacme sahip Ortip back roller arka bagaj çantaları. Ortip City model arka bagaj çantaları. Şöyle şunu şuraya koyayım. Bunu da buraya alayım. Burada şöyle kullanma kılavuzu var. Onu da şuraya bırakalım. Masamız da bayağı bir dağıldı. Şu garanti kağıdını da bırakalım. Şunları göstermek istiyorum sizlere. Toplam bakın 6 çift şöyle şuraya hatta koyayım. 6 çift klips geliyor. Bakın şu şekilde. Birazcık şöyle kendi filtremizi kısalım. Bakın şöyle. Bu klipsler ne işe yarıyor? Biz bu klipslerle bu çantaları farklı çaptaki arka bagaj borularına monte edebiliyoruz. Böyle bunu açtığımızda bu şekilde bu klipsi takarak
farklı çaptaki bagaj demirlerine monte etmemizi sağlıyor bu klipsler. Çünkü eğer buradaki bu mandalı biz arka bagaj borusuna sağlam bir şekilde tutturamazsak bisikletle ilerlerken çantalar aşağı yukarı sağa sola sallanacaklardır. Şöyle bir miktar daha ayarlayalım. Toplam 6 tane klips geliyor. Düzeltiyorum, 8 tane klips geliyor. Evet, toplam 8 tane klips var. Yani her bir çanta için toplam 3 tane farklı boru çapına monte edebilmemizi sağlıyor bunlar. Zaten bir tanesi bakın bu normal. Bu benim arka bagajıma tam oluyor. Diğer iki çiple de farklı kalınlıktaki borulara, bagaj demirlerine çantalarımızı monte edebiliyoruz. Şöyle içine koyalım. Hemen hızlıca. Kapatayım. Şimdi bu 40 litre hacme sahip çifti 40 litre, hemen tekrar düzelteyim. Bu arada hava sürekli değişkenlik gösteriyor. Arka bagaj çantaları, bu da bakın ön bagaj çantası. Şöyle. Gördüğünüz üzere ebat olarak farkı bu şekilde. 40 litre hacme sahip arka bagaj çantasının içini göstereyim. Bakın bu şekilde. Şöyle kapalı hali, bir de diğer çantanın kapalı halini göstereceğim size. Bir de buradan takalım. Bu şekilde. Bir de ön bagaj çantasını hemen hızlıca kapatayım. Boyutlarını görmenizi istiyorum. Şöyle bakın. Bu arka bagaj çantası 40 litre olan, bu da ön bagaj çantası 25 litre olan, tekrar belirteyim. Bunlar iki çift, yani bir çift iki tane çantanın toplam hacmi. Evet, kağıdımız uçtu. Şöyle koyalım. Sizlerin de bildiğiniz üzere Ortlieb markası bisiklet turculuğunda en çok tercih edilen çantalar. Ortlieb'i Ortlieb yapan şeyler ise IP64 sertifikasına sahip olması, yani su geçirmezliği. Arkada gördüğünüz bu Quick Lock sistemi, ki biraz sonra bunu ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım, Alman üretimi olması, yani dayanıklılığı ve az önce de gördüğünüz üzere kağıdımız neredeydi? Şöyle göstereyim. 5 yıl garantiyle satılması. Sadece bunlar değil elbette. Ortlieb marka çantalar zorlu hava koşullarına da dayanım gösteriyor. Gelelim Quick Lock sistemine, yani Ortlieb'i Ortlieb yapan QL sisteme. Ortlieb City model çantalarda QL1 sistemi kullanılmakta. Nedir bu QL1 sistemi? QL1 sisteminde telaffuz sorunları olabilir, kusuruma bakmayın. QL1 sisteminde buradaki kancaların yerlerini ve sağa sola doğru açılarını alyanla yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bakın, şöyle alyanı alyanla açalım. Şöyle. Bu şekilde açıp bu kancayı sağa sola doğru ayarlayabiliyoruz. Yine buradan buradaki kancaları, evet, sonunda bu şekilde yukarıdaki raydan da bu kelepçeyi sağa sola doğru ayarlayabiliyoruz. City model çantalar az önce söylediğim gibi QL1 sistemi kanca mekanizmasına sahip. QL2 sistemde ise buradaki kancaları ayarlamak için herhangi bir anahtara, alyana vesaire ihtiyacımız yok. Kancaların altında bulunan klipslerle kancaların yönünü ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda QL2 sistemde aşağıda bir oval ray bulunuyor ve bu alt kancayı sağa sola doğru, yukarı aşağı doğru farklı açılarla ayarlayabiliyoruz. 2015 yılında güncellenen QL2.1 kilit sisteminde ise üst rayı bisiklete hırsızlığa karşı güvenli olması amacıyla buradan bir tane çelik rayla bagaj demirine sabitleyebiliyoruz. Aynı zamanda 2015 yılında güncellenen QL2.1 Quick Lock kilit sistemi e-bike'lar gibi daha kalın boru çaplarına buradaki klipsleri monte etmemizi sağlıyor. Gelelim QL3 sistemine. QL3 sistemi 1, 2 ve 2.1'e göre daha minimize edilmiş bir kilit sistemi. O sistemde kilit sistemi çantanın bagaj demirine sabit kalırken biz çantayı direkt buradan alarak yanımızda taşıyabiliyoruz. Bu arada çıktı, biraz sonra bunu takarım. QL3.1 sistemi ise QL3 sisteminin biraz daha güncellenmiş, daha minimize edilmiş hali. Yine o sistemde de bagaj rayları çantaya
düzeltiyorum. Çantanın bagaj rayları bagaj demirine sabit bir şekilde kalıyor ve çantayı biz sapından alıp iş yerimize kolayca gidebiliyoruz. Daha minimal bir sistem QL 3.1. Ortli firması 1982 yılında Almanya'nın Nürnberg şehrinde Alman Hartmut Ortlieb tarafından kurulmuş bir firma. Dünyada su geçirmez bagaj çantaları üreten ilk şirket ayrıca. Kısaca hem uzun ömürlü olsun hem bir defa alayım bir daha çanta derdiyle uğraşmayayım istiyorsanız Ortlieb çantalar tam sizin ihtiyaçlarınıza göre üretilmiş çantalar. Ben de bu yüzden bir defa alayım bir daha çanta ihtiyacım olmasın diye Ortlieb marka çantaları almayı tercih ettim. Gelelim katlanır bisikletle tur olur mu? Katlanır bisikletle tur yapabilir miyiz meselesine? Benim arkamda gördüğünüz videolarımda da sık sık görmeye alıştığınız Sönlik'te ise size iki tane uzun tur maceram oldu. 2019 yılının Mayıs ayında Gökova bisiklet turuna katıldım ve orada günlük 50-60 kilometre civarı 5 günde toplam 250-300 kilometreyi bulan mesafe kat ettim. Yine aynı sene Eylül veya Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam Dalyan'da yapılan Dahon Katla Gel bisiklet Festivaline bisiklet turuna katıldım ve orada da 3 gün boyunca 110 kilometre civarı mesafe kat ettim. Benim tüm bu yaşadıklarımdan edindiğim tecrübe şu şekilde oldu. Katlanır bisikletlerle kesinlikle tur yapabilirsiniz ancak günlük 50 kilometreyi pek aşmamakta yarar var. Bu bisikletlerin sizin de bildiğiniz üzere en büyük handikapı, en büyük dezavantajı öndeki tek yaprak ayna kol. Hakikaten yokuş tırmanırken 52 diş ayna kolla pedal çevirmek insanı bayağı bir yoruyor. Hele bacaklarınız kuvvetli değilse bu bir acıya dönüşebiliyor. İşte bunu açmak amacıyla ben de bu bisiklette küçük bir güncelleme yapacağım. Onu biraz sonra paylaşacağım zaten sizlerle. Benim katlanır bisikletim Sönlik D8 bundan sonraki dönemde artık tura çıkmaya da neredeyse hazır hale geldi. Ön bagaj çantam var, arka bagaj çantam var. Topik markasının henüz daha gelmedi. 10 litre hacminde bir tane sel altı çantasını da satın aldım. Onun da incelemesini yapacağım, göstereceğim sizlere. Bu bisiklete bir tane de sele borusuna veya ön gidon boynuna suluk monte edeceğim. Son bir güncelleme daha yaptığımda bu bisiklet tur için hazır hale gelecek. Hemen onu göstereceğim şimdi sizlere. Bakın şu şekilde. Sönlik D8'i 52 diş ayna kol var. Ben 44 diş bir tane ayna kol satın aldım. Bunu da bisiklete önümüzdeki günlerde monte edeceğim. Ancak onun öncesinde sizlerle beraber de İzmir Göztepe sahil bisiklet yolunda ve İzmir varyant yokuşunda 52 diş ayna kolu ve 44 diş ayna kolu test edeceğiz. Önce 52 diş ayna kolla o güzergahı pedallayacağım. Daha sonra 44 dişi monte edip pedallayacağım. Hem son süratimizde hem de yokuş performansımızda bakalım ciddi oranda bir gelişme kaydedebilecek miyiz? Yani 44 dişi Sönlik D8'e monte etmeye değecek kadar fark olacak mı? Eğer fark olursa zaten sizler de alır bunu monte edersiniz. Bu videoyu da önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşıyor olacağım. Katlanır bisiklet mecrasında Tourn markasının Verge ve Bike Friday markasının World Touristic gibi iddialı modelleri mevcut. İşte tüm bu güncellemeleri yaptıktan sonra benim katlanır bisikletim Sönlik D8'de uzun turlara çıkmaya hazır hale gelmiş olacak. Hiçbir eksiği kalmayacak. Uzun tura çıkmanın önündeki en büyük engel yokuş tırmanmak veya acı çekmek, yorulmak değil. En büyük engel günümüz şartlarında uzun turlara çıkabilecek zamanı yaratabilmek. Umarım ilerleyen günlerde o zamanı yaratacağız ve beraber Sönlik D8'i uzun turlara çıkabileceğiz. İşte bu açıdan katlanır bisikletler hem tura çıkmak hem de şehir içi ulaşımda diğer ulaşım araçlarıyla da kolayca entegre olduğundan gerçekten ideal bisikletler. Hep söylüyorum yine bu videoda söylemek istiyorum. Eğer bir tane bisiklet alacaksanız ve bulunduğunuz coğrafyada çok fazla yokuş yoksa katlanır bisiklet almanızı tavsiye ederim. İşte ben tüm bu anlattığım hikayede bir defa alayım bir daha çanta ihtiyacım olmasın diye bu Ortlieb çantalara bu kadar parayı verdim. Benim artık bundan sonra çanta ihtiyacım olmayacak. Neden bu kadar pahalı çanta aldın diye soranlara bir cevap olsun diye bunu da söylemek istedim. Eğer buraya kadar izlediyseniz bu videoyu bir tavsiye bir tane de şiirle bitirmek istiyorum. Hemen tavsiyeyi söyleyeceğim sizlere. Bilmiyorum podcast dinliyor musunuz? Zaman demişken ben yarattığım zamanlarda daha doğrusu kendimle baş başa olduğum zamanlarda o zamanı boşa geçirmemek için podcast dinliyorum. Özellikle işe gelip giderken. Çoğunuz mutlaka biliyorsunuzdur ama bilmeyenler de vardır. Onlar için bir tane podcast tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Podcast serisi tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Spotify aboneliğinizin olduğunu düşünüyorum. Şuraya tıklayalım. Bir daha buraya tıklayalım. Ben tam ekran görüntüsünü size göstermek istiyorum. Serdar Kuzuloğlu bilenleriniz dediğim gibi vardır. Hatta çoğunuz da biliyorsunuz. Onun podcastleri var bakın. Zihnimin Kıvrımları. Şöyle biraz daha ekranı açayım size.
Spotify'a zaten Zihnimin Kıvrımları yazdığınızı hemen bulursunuz. Bu podcast serisini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle Telaşça benim hoşuma giden bölümlerden bir tanesi diyeyim ve güzel İzmir'den, kent ormanından şiirle bu videoyu da bitirelim. Eğer buraya kadar izlediyseniz, hala da kanala da abone değilseniz, kanala abone olur, destek olursanız sevinirim. 2020 yılı bitmeden kanalın 1000 abone olmasını gerçekten çok istiyorum, ancak biraz zor gibi. Bu arada yine buraya kadar izlediyseniz hemen şunu da söylemek istiyorum. Önümüzdeki günlerde eğer hava birden soğumazsa, yağış gelmezse, Tönlik D8'de İzmir çevresinde Urla olur, Seferihisar olur, bir kamplı bir gecelik tur yapma düşüncem var. Ben de gelirim, benim de katlanır bisikletim var diyorsanız videonun altına yorum olarak yazın ve beraber belki bir gecelik bir kamp turu organize edebiliriz diyeyim ve videoyu artık şiirle bitirelim. Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde kendinize ve sevdiklerinize, en önemlisi de sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki hikayede, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Semtimizin bir tanesiydi Müjgan. Saçları sırtına kadar sırma sırma dökülür. Elleri ufacık, gözleri dört defa lacivert. Ve her ne hikmetse o da bana gönüllüydü. Öyle bir sevdim ki Müjgan'ı, dünyamı şaşırdım, haddimi bilemedim. Evleniriz gibi geldi bana. Evimiz, yuvamız olur, ışığımız yanar, fakir soframız kurulur gibi geldi. Sahil bahçesinde gazoz içerekten gizli gizli mal-i hülya kurardık. Sonra da çarşılara giderdik. Eşya beğenirdik elden düşme. Aynalı konsolumuz, topuzlu karyolamız bile olacaktı. Müjgan'ın her an, her bir daim yanında olacaktım ama olmadı. Gitti. Nereye mi? Paraya gitti abicim, paraya. Nasıl da sevmiştim yıllarca ben seni. Her akşamüstü bekledim yollarını. Elbet bir gün biz yuva kurarız derken, duydum, evlenmişsin sen zengin bir gençle. Zengin olsaydım sensiz kalmazdım. Her an düşünüp seni hiç ağlamazdım. Param olsaydı aşkım kalırdın. Seve seve yanımda benimle yaşardın. Nikah resimlerimizi de çektirdiydik. Sonra karpuzcu Raşit abinin kayınbiraderine borç ederekten nişan yüzüklerimizi de yaptırmıştık. Ama Müjgan takmadı. Bunu takamadı, uçuverdi elimden. Meğer gizlice altın bir kafes bulmuş kendine. Müjgan'ın gelinliğini hususi diktirmişler. Benim gibi kiralık tel duvak almaya kalkışmamışlar. Öyle sevindim ki mesut ve bahtiyar olsun diye dualar ettim. Müjgan gibi ben de birbirimize ettiğimiz sözleri, ettiğimiz yeminleri unuttum. Bir daha mahalleye gelmedi Müjgan. Gelemedi. Bizim dar ve eski sokaklara otomobili sığmıyormuş dediler. Senede birkaç ay zaten Avrupa'daymış dediler. Zaman şifalı bir ilaçtır, unutursun dediler. Unuttum ben de. Hiç aklıma gelmedi. Hatırlamıyorum bile Müjgan'ı. Hatırlamıyorum. Öptüğünü düşünüyorum dudak yerine parayı. Para için açar mı sevişenler arayı? Madem para mühimdi, al koluna parayı. Çantana da koy sen aldığın o kocayı. Zengin olsaydım sensiz kalmazdım. Her an düşünüp seni hiç ağlamazdım. Param olsaydı aşkım kalırdın. Seve seve yanımda benimle yaşardın.